Ya yeter artık. Ayağımda zaten kadın terliği. Elim sabunlu bezle siliniyor. Ben kız arkadaşımla buluşmaya geldim. Bu da karizmam sıfır ya. Safiye, abartmıyor musun? Ama Yaşar bunu kendi haline bıraktığında yağlı elleriyle kumandaya dokunuyor. Ne oldu la? Misafir havlusuyla terini siliyor. Ne? Misafir havlusunun dokunulmazlığı vardır yalnız. Canı ne isterse buzdolabını açıp alıyor. Ya mutfak tezgahına poposuyla oturuyor. Oo, o saçma. Buzluktan bezelyeye çıkarıp dizine koyuyor. Ne? Nimet'i. İnsaf. Ne var bunda ya? Herkes böyle yapmaz mı? Oğlum sen hiç Türk aile terbiyesi görmedin mi? Amerikan filmi kafası bunlar. Dize bezelye koymak neymiş? Amerikan filmi kafası mı? Hakikaten yavrum yanlış anlama ama sen büyürken anan baban ne yapıyordu? Kavga ediyorlardı. Sonra annem kaçıp Bodrum'a gidiyordu. Babam da dışarı çıkıyordu. Sen ne yapıyordun? Beni de televizyonun karşısına oturtuyorlardı. Amerikan filmi seyrediyordum. Oo. Oğlum sen çocukken oturmayı kalkmayı Amerikalılardan mı öğrendin? Özellikle mutfak tezgahına oturmayı Amerikalılardan mı öğrendin? Bir kere kahvaltıya gittiğimizde fıstık ezmeli ve reçelli ekmek istemişti. Orada bir kıllanmıştım. Ben bütün terbiyemi Amerikan filmlerinden mi almışım? Ya misafir normalde gelip buzdolabını açıp istediğini yemez mi? Asla. Bizde misafir oturtulur, istediği ve istemediği her şey zorla ikram edilir ve yedirilir. Hiçbir şey onun inisiyatifine bırakılmaz. Wow. Ben bayağı ağaç kavuğunda büyümüşüm ya. Mississippi'de bir ağaç kavuğunda hatta. Peki tamam. Size adapte olacağım. Ama ben bunları her türlü veto ediyorum ya. Bu ne ya? O konuda haklı. Seni seviyorum adamım. O ne be, ben şımarım öyle. Biz de öyle seni seviyorum falan denmez. Ne diyelim? Yerine bir laf bulalım o zaman. Adamsın falan de. Ha. Adamsın. Eyvallah. Melike, adamsın. Ulan bezelyeden sonra adamsını da mundar etti.